Değerli engelli kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kadim geleneğimizdeki insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızın anayasamızdaki ifadesiyle de sosyal devlet ilkemizin bir tezahürü olarak gördüğüm engelli kamu personeli atama töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün atamasını yapacağımız 2.927 engelli kardeşimize işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5.777 engelli memur vardı. Biz bugüne kadar yaptığımız 63 bin atamayla engelli kardeşlerimizin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladık. Az önce Turgay kardeşimizi hep birlikte dinledik. 5. sırada ve çok çok önemli bir alanda Türkiye'de bir engelli olarak hizmet veriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4B yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel içinde %3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık. Engelli kamu personeli seçme sınavına başvuru ücretini de kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi bu dertten de kurtardık. Diğer yandan engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. Mesela bu kapsamda 3.200 engelli vatandaşımıza kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi. Tabii bu tablonun gerisinde engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapıyı kurmuş, kendilerine gereken tüm destekleri ve teşvikleri sağlamış olmamız vardır. Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz. Değerli kardeşlerim, hafızayı beşer nisyan ile maluldür derler. Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi şartlar, hangi zorluklar, hangi yokluklar, hangi vicdan yaralayıcı görüntüler içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli bir kapı ardında her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede zincirle veya iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına asla izin verilmeyen engelliler vardı. Bu ülkede
sokağa çıktığında horlanan, çok kötü muamelelere maruz kalan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evini bakmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık. Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Engelli kardeşlerimizin bakım evlerine veya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettik. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı, buraya lütfen dikkat edelim, 535.700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58.000'den 320.000'e çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7.000'den 50.000 sınırına dayandı. Üniversitelerimizin tamamında sayıları 50.000'e yaklaşan yüksek öğrenim talebelerine hizmet veren engelli öğrenci koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Sadece eğitimle kalmadık. Hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle hayata geçirdiğimiz ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizleri de sevince boğuyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde azimle, coşkuyla, aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız 2030 engelsiz vizyon belgesiyle tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çünkü biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor, onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Niyet halis olunca, niyet hayır olunca akıbet de ona göre tecelli ediyor. Değerli kardeşlerim, ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları vardır. Bin yıllık vatanımız olan Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadık. Sultan Alparslan'ın
Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonra İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu böyle bir dönüm noktasıydı. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt'te dikilen ve kısa sürede 3 kıta 7 iklimi altında toplayan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu böyle bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dört bir yandan paramparça edilmeye çalışılan vatanımızın elimizde kalan son parçası Anadolu'da yükselttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı işte böyle bir dönüm noktasıydı. Şimdi de Anadolu'daki bin yıllık varlığımız, Cumhuriyetimizin 99 yıllık birikimi ve geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı üzerinde yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Yunus Emre, hamdık, piştik, yandık diyor ya, işte biz de ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Osmanlı için bu kritik sıçrama dönemi İstanbul'un fethiydi. Bizim için de bu dönem ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma, yani 2023 hedeflerimize ulaşma, 2053 vizyonumuza kilitlenme sürecidir. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok çalıştık, çok emek harcadık, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Hani derler ya, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İşte biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla büyüme yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da, döviz kuru prangasını da, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, açsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda biz salgın döneminde 3 milyon artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk defa 30 milyonun üzerine
çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam ediliyor demektir. Sanayi, üretim ve lojistik tarafında işler zaten iyi gidiyor. İnşallah baharla birlikte turizm ve inşaat sezonunun açılmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecektir. Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak. 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay. Hep diyorum ya, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla bir kez daha kamuya ataması yapılan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere engellilerimize verilen hizmetlerde katkısı, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletleri'ni bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı da yine sahneye davet ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza Deniz Feneri isimli tabloyu yapan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan sevgili Hamide Coşkun ve Aysel Kürkçü takdimlerini yapacaklardır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Sevgili Hamide ve sevgili Aysel, transfer ve keçe iğneleme yöntemiyle bu eseri yaptığını söyleyelim Sayın Cumhurbaşkanım. Yaklaşık bir ay süre zarfında yapılan bir eser Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Sevgili Hamide ve sevgili Aysel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi butona basmak suretiyle 88 adet kamu kurum ve kuruluşlarımıza, 81 ilimize, 44 farklı unvan ve sınıflarda olmak üzere 62 ilköğretim mezunu, 727 ortaöğretim mezunu, 603 ön lisans mezunu, 1535 lisans mezunu olmak üzere toplam 2927 boş kadroya engellerimizin yerleştirme işlemini butona basmak suretiyle gerçekleştiriyorlar. Hazır mıyız? Turgay be, sen de gel be. Ya ben sen gel be gel. Gel 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 tamam gel. Babası bırak.
Milli sporcu. Oraya uzanabilecek değil mi? Kitabı ver, kitabı. Sağ ol, sen nasılsın? Tören devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi ve birazdan atama gerçekleştirilecek. O atama gerçekleşmesi için de butonlar hazır. Mıyız? Biraz sonra özellikle bir de şiir dinleyeceğiz. Şairdir. Dinlemekte de fayda var. Şimdi butonlara basıyoruz ve ekrandan da perdeden de kim nerede bunu görüyoruz. Yetişiyorsun değil mi? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Ya Allah! Bismillah. Ve şu andan itibaren desin. Evet. Onur Can Akkuş. Adalet Bakanlığı. Cemile Yaşar. Oradan takip ediyorsunuz değil mi? O da Adalet Bakanlığı. Kübra Köksal. Sağlık Bakanlığı. O diyalog. Burada mı Kübra? Heh. Yani ismi çıkan da şöyle işaret buyurursa onları da görmüş oluruz. Banu Çatma Şahin. Maşallah. Veysel Aygören. Nerede? Veysel burada değil. Böyle güzel bir günde yok işte. Ne yapalım yani? Şeyma Şimşek Bayram. Heh. Bak. Berat Kökyay. Tamam. Merve Yıldırım. Berat nerede? Yıldırım maşallah. Esin Yiğit Karahan. Esin. Diyanet İşleri Başkanlığındasın. Hayırlı olsun. Hilal Arın. Hadi bakalım hayırlı olsun. Beyza Sıla Ardıç. Maşallah. Sevilay Keskin. Nerede Sevilay? Hadi hayırlı olsun. Bahadır Mısırlıgil. Deniz Gökçe. Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Nerede Deniz? Hadi hayırlı olsun. Yunus Emre Polat, İknur Oruç. Bölüm niye yok? Niye? Hilal Özdemir, Başak Cudal, Milli Eğitim, Semih Kellecioğlu. Herhalde bundan sonrası yok galiba. Ramazan Şahin burada mı? Evet, Ramazan'ı gördük. Filiz Yalçın. Diyanet İşleri Başkanlığı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Betül Karabacak. Nerede Betül? O değil, o değil. Heh. En arkada. Ömer Faruk Kaya. Nerede Ömer Faruk? Yok. Denizhan Süslü. Nerede? Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Tuğba Çakıcı. Hadi hayırlı olsun. Nihal Ulu.
Nerede Nihal? Nihal yok herhalde. Serhat Çetin. Serhat. Niye bu kadar heyecanlısın? Serhat Çetin. Burak Saygı. Nerede Burak? Burak Saygı. Devam ediyoruz. Yusuf Cankaya. Ramazan Arslan. Uğur Gül. Herhalde en fazlası Adalet Bakanlığı'ndı. Coşkun Erdoğan. Bizim akraba falan değil ha, karıştırma. Koray Mercan. Erdi Akpınar. Hasan Tüysüz. Şerife Kopan. Mehmet Kıcır. Batuhan Eren Çetin. Hasan İnce. Cihat Karapınar. Çağdaş Aydıner. Mehmet Emin Bakır. Bundan sonrasının bakanıma bırakıyorum. O anons edecek. Evet. Şiiri okuyacağız. Beraber okuyacağız. Tamam. Şu andan itibaren de sınav sonucuyla atanan engellerimiz yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama web sitesi ve mobil uygulamasından erişebilirler. Programımız sona ermiştir. Katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da saygılarımızla uğurluyoruz.